Değerli izleyiciler, maalesef programın içeriğini değiştirmek durumunda kaldık. İstanbul Atatürk Havalimanımızdaki bu patlama nedeniyle. Arkadaşlar şimdi Doğan Haber Ajansı'nın görüntülerini de ekrana getiriyorlar, getirecekler. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklaması var. En az 10 şehit var diyor Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Evet, 10 şehidimiz var diyor ama şimdi bu şehidimiz derken hani güvenlik görevlisi mi, polis mi bu şehitlerimiz yoksa hani vatandaşları mı şehit olarak niteledi Adalet Bakanı? Onu henüz bilmiyoruz ama şu an itibariyle 10 şehidimiz var, onu belirtelim. Bu şehitler hani polis mi, asker mi yoksa vatandaşları mı, vatandaşlar için mi hani şehit dedi terör saldırısı nedeniyle? Onu, o içeriğini henüz bilemiyoruz. Daha net bilgiler gelmiyor ama Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre iki canlı bomba patlattı kendini. Şöyle, Devlet Hava Meydanları İşletmesi kaynakları biri dış hatlar terminalinde, biri otoparkta. Biri dış hatlar terminalinde, biri de otoparkta iki canlı bomba patladı. Yaralılar var diyor. Adalet Bakanı da işte 10 şehidimiz var diyor. Daha resmen açıklamadı ama Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında resmi bilgi kabul edebiliriz. Evet, muhtemelen valiyle ya da işte havalimanındaki güvenlik yetkilileriyle. Nerede konuştuğunu da söyleyelim Adalet Bakanı'nın. Biliyorsun şu anda Yargıtay, Danıştay'la ilgili düzenlemeler var. Mecliste görüşmeler sürüyor. Milletvekillerinin sorusu üzerine Adalet Bakanı bu açıklamayı Meclis Genel Kurulu'nda yapıyor. O da muhtemelen İstanbul Valisi'nden ya da Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan muhtemelen aldığı bilgiyi ön bilgi aldı. Aktardı. Ama en az 10 yurttaşımızın hayatını kaybettiği şimdilik görünüyor ne yazık ki. Canlı bomba, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin açıklaması da. Hakan Aygün'ün bir şeyi var, bir verdiği bilgi var. Hakan Aygün iki terör örgütü üyesi, üstlerinde bulunan 4 el bombasına X-ray cihazlarına doğru, havaalanının işte terminalin girişindeki X-ray cihazlarına doğru iki terörist, 4 el bombası, canlı bomba değil, dikkat çekelim burada, 4 el bombasına X-ray cihazlarına doğru atıyor. X-ray cihazlarında işte hani kuyrukta bekleyen, güvenlik kuyruğunda bekleyen yurttaşların herhalde hedef alınıyor. Sonra polisle çatışma yaşandı. Hakan Aygün'ün verdiği bilgilere göre arkadaş, değerli izleyiciler, 40 civarı ciddi yaralı var. İşte Adalet Bakanlığı'nın açıkladığına göre 10 şehidimiz var, tırnak içinde söylüyoruz bunu. Sayın Adalet Bakanlığı'nın Meclis Genel Kurulu'nda biraz önce yaptığı açıklama, 10 şehidimiz var diyor bu patlama, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle. Ama bizim vermekten imtina ettiğimiz bazı görüntüler de var değerli izleyiciler. İşte yerde yatan yaralılar ve ölüler var. O ölülerden bazılarının işte bu saldırganlar da olabileceği konuşuluyor. Ama onları yayınlamıyoruz. Sizler görmüyorsunuz ama bizlere gelen görüntüler de var. Muhtemelen sizler de sosyal medyada görüyor olabilirsiniz, sosyal medyayla ilgilenen izleyicilerimiz. Uçakların kalkışlarına izin verilmiyor. Havaalanı giriş ve çıkışlara kapatıldı. Çıkışlara değil de girişlere kapatıldı. Herhalde çıkışta kontrollüdür. Muhtemel teröristler içeride olabilir diye. Özel harekatçılar zaten havaalanında, olası bir operasyon tedbirleri de var. Evet, bir görgü tanığı da 50'ye yakın silah sesi duyduk ve patlamanın ardından ikinci bir bombanın daha patladığını duyduk, yaşadık demiş bir görgü tanığı da. Durum bu Sayın Bakanım. Hakikaten yazık, ülkemizin içine düşürüldüğü duruma. Ne diyorsunuz? Gene bu Suriye, hani bataklık yıllardır diyoruz ama işte belki de kastedilen buydu yıllardır. Hani Türkiye bir terör bataklığına, Orta Doğu bataklığına sürüklendi. Hani bataklık, kimileri diyor ki bataklık lafını etmeyin, hani siyaseten hani yanlış olur. Orta Doğu bataklığı demeyin, işte Orta Doğu bunun hani başka bir anlamı var. Aynı zamanda ne bileyim İslam dünyası, işte hani Müslüman coğrafyası. Ama bir taraftan da insanların, maalesef Müslümanların özellikle birbirini gırtlakladığı, kestiği, sen daha az Müslümansın, ben daha çok Müslümanım diye birbirlerini infaz ettikleri, canlı canlı boğazlarını kestiği böyle bir bataklık yani. Ve maalesef ülkemize, işte İstanbul'umuza, Ankara'mıza, Türkiye'nin değişik kentlerine sıçrayan bir o terör şeyi var. Yani Orta Doğu bataklığı demeyin diyenlere en azından şunu söyleyebiliriz.
şu anda Orta Doğu bir bataklığa dönüşmüştür. O halde sorgulamak lazım. Orta Doğu'yu bu bataklığa dönüştürenler kimlerdir ve bunlar bu işin faturasını görecekler mi? Önlerine konulacak mı faturası diye. Şimdi bir taraftan Irak'a bakıyorsunuz, bir taraftan Suriye'ye bakıyorsunuz. Hatta Mısır'dan Libya'ya ta Yemen'e kadar uzanıyorsunuz. Her tarafta kanlı çatışmalar var. Ve bu ortamda da terör örgütleri yapılanıyor, yuvalanıyor. Dünyanın dört bir tarafından gelen teröristler geliyor bölgeye yerleşiyor. Bir kere dünyanın yüzün üzerinde ülkesinden 100 bin civarında teröristin başta Suriye olmak üzere bu bölgeye yani bize yakın bir bölgeye yerleştiği herkesin bildiği bir şey. Ve bunların nereden Suriye'ye geçtikleriyle de ilgili bilinmez bir şey yok. Türkiye'den bir kısmı Türkiye'den, bir kısmı işte Ürdün olabilir vesaire. Hı hı. Ama Türkiye'de yıllardır sınırını bu geçişlere karşı kapatmamıştır. Hatta Suriye sınırı kevgire dönmüştür. Hatta bir ara öyle dönemler yaşanmıştır ki Suriye'de gündüz çarpışan teröristler akşam kebap yemeye Türkiye'ye girmişler. Antep'e geliyorlar. Yani böyle bir dönemi yaşadık 5-6 yıldır ve ilk olaylar başladığından beri benim ısrarla söylediğim bir şey vardı. Bu politika yani özellikle o dönemdeki Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın izlediği politika, ben bu politikaya Türkiye politikası bile diyemiyorum. Bu politika insanlığa aykırıdır, Müslümanlığa aykırıdır ve milli menfaatlerimize aykırıdır. Neden? Yanı başınız bir terör bataklığına dönüştüğü takdirde burada riskler ortaya çıkar. Hangi risklerdir bölgenizde ortaya çıkan riskler? Birincisi dünyanın en eli kanlı teröristleri bölgenize yerleşiyor. Size komşu oluyor. Üstelik teröre ve şiddete meyilli olanlar da o çarkın içerisinde yeni bir eğitim ve kültür edinmeye başlıyorlar. Sayın Bakan, bu terör bataklığı, terör saldırısı Türkiye'nin kendi içinde de farklı şeylere de yansıyor. İşte geçtiğimiz hafta Cihangir'de bir vatandaşlar, 3-5 tane vatandaş, Güney Koreli bir şeyin, değil mi? Yurttaşı, evet. Bir kişinin iş yerine baskın düzenleyip işte Ramazan'da, oruç ayında ne bu burada plak çalıyorsunuz, hani içki içiyorsunuz diye darmadağın ettiler orayı. Yani o da bir terör. Hani evet. Böyle terör değil, bununla kıyaslanamaz tabii ki. Yani ama Müslüman olmayanın zoruna oruç mu tutturacağız? Evet, evet yani. Yani o iklimin, o hani işte o AKP'nin yarattığı o terör bataklığı, işte karartma, hani başta konuştuğumuz, evet. O iklimin farklı yansımaları oluyor. Evet, yani sadece teröre meyyal insanları bölgemizde bize komşu haline getirmiyor. Bir de şiddeti bir kültür haline dönüştürüyorsunuz. Hem ülkenizde hem de yanı başınızda. Kendi içimizde dışında, IŞİD kafalılar, evet. IŞİD zihniyetliler oluşuyor, evet. Türkiye içinde. İkincisi bu bataklık yani teröre dayalı devlet otoritesi dışında oluşan yapılar aynı zamanda kara para merkezi haline de dönüşüyor. Yani dünyanın her tarafından bir takım kara paralar burada silaha dönüştürülüyor, patlayıcıya dönüştürülüyor. Bir kara trafiği, para trafiğinin de merkezi haline geliyor. Üçüncüsü daha önemli, bir de uluslararası silah kaçakçılığının merkezi haline dönüştürüyorsunuz bölgeyi. Ve de son model, artık ordularla savaşan, çarpışan, havadaki uçaklarını, yerdeki tanklarını hedef alan silahlar bölgede dolaşmaya başlıyor. PKK'nın eline bu dönemde işte şey ne, ilk günden beri ben söylediğim şey şuydu. İlk başladığından beri dünyanın son model gelişmiş silahları Suriye muhalefetidir diye bunların eline verilecek. Sonra bu silahlar sonunda PKK'ya da geçecek. Onun silah seviyesini de yükseltmiş olacaksınız teknolojik açıdan diye söylüyordum. Ama bunun ötesinde zaten bu terör örgütleri doğrudan Türkiye'yi hedef almaya başladılar. Yani IŞİD'dir, Nusra'dır, öbürleridir. Bu arada Sayın Bakanım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir açıklama daha yapmış. Hangi terör örgütünün olduğu biliniyor ancak teyide ihtiyaç var demiş. Evet. Yani belli ki ilk bulgulara ulaştı emniyet. Evet.
Bakana da bilgi verildi. Şu anda herhalde onu da bir izleyicilerimize söyleyelim. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hangi terör örgütü olduğu biliniyor ancak teyide ihtiyaç var demiş. Zaten iki tane bela var başta, evet. Türkiye'nin. İşte birisi AKP'nin daha bir yıl önce, yani bir yıl öncesine kadar müzakere masalarında, yani 3 yıldır 4 yıldır oturduğu PKK. Birisi de yine AKP'nin belli bir noktaya kadar besleyip büyüttüğü IŞİD. Ama şunu da söyleyelim. Özellikle resmi ağızdan, özellikle zaman zaman Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinde de, konuşmalarında da kullanıldı. Bu eylemlerin IŞİD bağlantılı olduğunu rahatlıkla söylemekten öte, böyle PKK bağlantılı olduğunu söyleme ihtiyacını zaman zaman hissediyor. IŞİD'i fazla telaffuz etmiyorlar. Halbuki hangi eylemin ne zaman kim tarafından netice itibariyle. Yargı diyor ki IŞİD patlattı, bakıyorsunuz resmi ağızlardan başka bir PKK şey çıkıyor. Diyor, evet. Yani bir de yani vatandaşın doğru bilgilenme hakkı var. Yani de, resmi açıklamalarda da bilgi karartmasının yapılmaması. Bu arada yayın yasağı da gelmiş. Doğru mu Ümit? Yayın yasağı. Şimdi RTÜK yasasına göre, Radyo Televizyon Üst Kurulu yasasına göre başbakan ya da görevlendireceği bakanın ulusal güvenliği ilgilendiren konularda yayın yasağı koyma yetkisi var, ama bunu işte izleyiciler, kimi vatandaşlar tabii bu teknik ayrıntıyı bilmediği için RTÜK getirdi bu yayın yasağını zannediyor. Öyle bir algı oluşuyor ama bu yasak şeyden, sadece RTÜK bunu duyuruyor, ilgili tabii yayın kuruluşlarına duyuruyor. Hayır, aslında yasak başbakan iradesiyle, başbakan koyuyor yayın yasağı. Neyin yasağı? Daha bak, terör örgütü belli diye yasak koyuyorlar. Şimdi Şaban, bu görüntüler orada bulunan Doğan Haber Ajansı tarafından çekilmiş. İçeride çekilen görüntüler var. Orada Doğan Haber Ajansı'nın olması mümkün değil. Belli ki bir turist çekmiş ya da oradaki bir yurttaş çekmiş. Ve şu anda dünyanın bütün televizyonları, internetten de takip ettik, tamamını veriyor. Kardeşim sen neyi yasaklıyorsun? Ne diyor? Bakan orada bir şeyi söylemiş. Bir terörist etrafı ateş açtı, sonra kendini patlat demiş. Arada da bilgi verelim gazetecilik refleksinden. Evet, evet. Şimdi sen neyin yasağını koyuyorsun? Kardeşim sen çıkacaksın. CNN International oradan canlı yayın yapıyor. Bu hangi terör örgütü? Yani, bir kere vatandaşa doğru bilgi vereceksin bir. İki, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız? Türkiye'yi nasıl bir tehlike bekliyor? Onu anlatacaksın. Önümüz bayram. Bayramda bizim yurttaşlarımız yurt dışına gidiyor, yurt içinde geziyor. Bekir Bozdağ'ın açıklaması gelmiş, bir izleyelim. Hayır, tabii ki. Tabii, bakalım. Meclis Ümit, izleyelim Bekir Bozdağ'ın açıklamasını. Biraz önce mecliste yaptığı 10 şehidimiz var açıklaması. Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri, öncelikle Atatürk Havalimanı dış hatları girişte meydana gelen terör saldırısı hakkında genel kurulu bilgilendirmek istiyorum. Tabii öncelikle bu menfur terör saldırısını gerçekleştirenleri, gerçekleştirme talimatı verenleri hepiniz gibi nefretle lanetlediğimi bir kez daha ifade etmek isterim. İçişleri Bakanlığı'ndan aldığım bilgilere göre, tabii bu bilgiler daha sıcak bilgiler, gelişmeler takip ediliyor. Benim vereceğim bilgiler ilk etapta ulaşan bilgilerdir. Bu bilgilerde zaman içerisinde farklılaşmalar olabilecektir. Bana verilen bilgiye göre Atatürk Havalimanı dış hatlar girişte bir terörist önce kaleşle etrafı tarayıp sonra kendisini patlatmıştır. Ve ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 civarında şehidimiz var, 20 civarında da yaralı olduğu söylenmektedir. Ayrıca havaalanı metro girişinde de bir patlama olduğuna dair haberler var. Evet, şimdi Adalet Bakanlığı'nın biraz önce, yaklaşık 10-15 dakika önce Meclis Genel Kurulu'nda yüksek yargı paketi görüşülüyor, yargı tasarısı görüşülüyor. O görüşmeler sırasında patlamayı haber aldıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda 10-15 dakika önce yaptığı açıklama şöyle diyor öz olarak: İçişleri Bakanlığı'ndan aldım bu bilgileri diyor, ama değişebilir diyor, kesin değil diyor. Dış hatlar girişinde, Atatürk Havalimanı dış hatlar girişte bir terörist önce kaleşle diyor, Kaleşnikov malumu daha çok PKK'nın kullandığı silah,
silah. Kaleşle etrafı taramış. Sonra da kendini patlatmıştır diyor Adalet Bakanı. Önce Kaleşnikov'la etrafı tarıyor. Sonra kendini patlatıyor terörist. 10 şehidin işte bu silah mı o silah? Ver o görüntüyü, bir önceki görüntü, fotoğrafı. Evet, bu silahla terörist kaleştirdiği Sayın Bakan'ın bu, evet bu silahla önce etrafı tarıyor, sonra da kendini patlatıyor terörist. 10 şehidimiz ve 20 yaralı var diyor ama bunlar kesin bilgi değil diyor, değişebilir diyor Adalet Bakanı. Gelen bilgilere göre diyor, metro girişinde de diyor bir patlama oldu diyor. Adalet Bakanı da daha da doğaldır, çok sıcak olay. Evet. Net bilgi yok. Eğer bu IŞİD'in eylemiyse, Şaban, terör örgütü IŞİD'in eylemiyse ilk kez böyle bir yöntem kullanıyorlar. Yani canlı bomba eyleminin dışında ilk kez silahla önce tarayıp sonra kendisini patlatması terör örgütü IŞİD tarafından yeni bir yöntem. Evet. Yani Türkiye'de ilk kez böyle PKK bir yöntem kullanıyorlar. Yapıyorsa da yeni bir yöntem. Yani önce da etrafı tarıyor, sonra kendini patlatıyor. Patlatıyor. Yani hem saldırıyor hem canlı bomba. Büyük yani. İki türlü. Büyük bir riskle karşı karşıyayız. Tam Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere Rusya'yla, İsrail'le ilişkilerin şöyle ya da böyle normalleşme deyip geçelim. Normalleştiği bir dönemde bizzat dış hatlara, yani bütün dünyanın odaklanacağı bir noktada eylem yapması hakikaten bizi çok zor günlerin beklediğini gösteriyor. Yani Rusya'yla bugün bizim temel beklentimiz neydi? Siyaseten eleştirsek de, yanlış bazı noktalarını yanlış da bulsak, sonuçta Türkiye'nin çıkarları için olacaksa evet, tabii, anlaşma Rusya'yla yapılsın. Tabii Rusya'yla normalleşme, İsrail'le de normalleşmek turist akışının yararlıdır. Gelmesi, oraya mal satmamız, yüzlerce iş adamımızın mağduriyetini ortadan kalkması, binlerce Türk işçisinin gidip oralarda çalışabilmesini de doğal olarak beraberinde getirecekti. Sürekli düşmanlıkla yaşayamazsınız. Keza İsrail'le de biz ilişkilerin normal olmasını istiyoruz ama onurlu bir ilişki kurulsun istiyoruz. Tam bu ilişki normalleşecek. Esad'la yeniden bir zeytin dalı, Esad'a zeytin dalı uzatılacak. Mısır'la ilişkiler normalleşecekken, normalleşmesi beklenirken, ki Mısır da bizim açımızdan ticaret hacmi olarak çok önemli bir ülke, Orta Doğu'nun kalbi sayılabilecek bir yerde. Ama tam da dünyanın odaklanacağı bir yerde böyle büyük bir terör eyleminin yapılması bizi hakikaten çok zor bir dönemin beklediğini gösteriyor. Çünkü bütün bir piyasa, hani 10 yurttaşımız öldü, onların da acılarını, ailelerin acılarını paylaşıyoruz, Allah rahmet etsin diyoruz. Tam her şey normalleşecek beklentisine girmişken böyle bir terör eyleminin yapılması da her şeyi bence daha da zora sokacak. Burada yapılması gereken şey şu Şaban. Sayın Adalet Bakanı diyor ki hangi terör örgütü olduğunu biliyoruz ancak teyide ihtiyaç var. Kamuoyu tüm gerçekleri bilmek zorunda. İktidar Türkiye'nin başını nasıl bir belaya soktu, bizi nasıl bir ateş çemberinin içine soktular. Bunu bize anlatmaları lazım ki yurttaşın üzerine düşen neyse, hükümetin üzerine düşen neyse herkes bu sorumluluğu bilmeli. Ama hiçbir şey yokmuş gibi davranıp yayın yasağı koyarak da hiçbir sorunu çözemezsiniz. 10 evet. Şehidi geri getiremezsiniz yayın yasağı koyarak. Barış, bu arada şey Kerem Kınık, doktor Kerem Kınık şöyle bir tweet atmış. Kan bağışlarınız için Sultanahmet, Esenler Meydanı, Feshane, Gazi Osman Paşa Salı Pazarı, Zeytinburnu 58. Bulvar, Sultan Gazi ve Esenyurt Meydanı'nda vatandaşlarından kan bağışları bekliyoruz diyor. Atatürk Havalimanı'nda saldırıda yaralananlar için hastanelere ilave kan sevkiyatı yapıyoruz. Kan bağışları Sultanahmet'te yapılabilir diye bir yani şu anda izleyicilerimiz için. Kızılay'ın yeterince stoku vardır ama yurttaşlarımız gidip kan vermek isteyebilir, verebilirler. Evet, ama aha. Burada esas tehlike şu Şaban. Az önce de söyledim, hükümet her şeyin gerçeğini anlatmak zorunda. Yayın yasağı koyarak hiçbir şeyi çözemezsiniz. Türkiye'de IŞİD'in kaç hücresi var? Silahlı eylem yapabilecek kaç eylemcisi var? PKK terör örgütünün yeni döneme ilişkin stratejisi ne? Bütün bunları bilmek zorundayız. Bugün gündüz bir haber vardı. İlginç. Amerika Birleşik Devletleri evet. vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat konusunda yeni bir uyarı yayınladı diye bugün gündüz okudum. 16 şehir Amerika Birleşik Devletleri tarafından güvensiz olarak ilan edilmiş.
Ve bu güvensiz şehirlerin isimleri tek tek sayılmış. Birçoğu Güneydoğu'da olan şehirler. İsim verip şimdi biz de panikletmeyelim. Ve bu şehirlerde seyahat konusunda kendi vatandaşlarını uyarmış Amerika Birleşik Devletleri. Belli ki CIA bu konuyla ilgili bazı istihbaratlar aldı. Çünkü hem PKK'nın hem IŞİD'in bölgede kendisini var etmeye çalıştığını biliyoruz. Bu terör eylemini kimin yaptığını tabii bilmiyoruz ama sonuçta bir terör eylemi. Her iki örgütte kendisini bir şekilde var etmeye, ayakta tutmaya, varlığını dünyaya ispatlamaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyarısının tam da üstüne geldi bu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kendi yurttaşını uyarıyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları ne olacak? Onları kim koruyacak? Onları kim bir şemsiye altında toplayacak? İktidar yurttaşı teröre karşı bilinçlendirmek, teröre karşı hangi önlemleri aldığını açıklamak yerine başını kuma göre gömerek deve kuşu politikası uyguluyor. PKK'nın Avrupa yapılanması, Ülkü Çiftçi diye bir hanımefendinin tweet'i. Yani hani doğru olacağını umuyorum. PKK'nın Avrupa yapılanması, Brüksel patlamasının misillemesi yapıldı ve devamı gelebilir anlamında bir. Brüksel patlamasında 37 insan hayatını kaybetti de onlarla onların Brüksel'le, misilleme. Evet. Nasıl misilleme oluyor? Bence evet. İlgisiz. Bence şunu bekleyelim Şaban. Hem yayıncı sorumluluğu hem yurttaş sorumluluğu gereği İçişleri Bakanı netleşmesini, İstanbul Valiliği'nin evet, biraz sonra bekleyelim. Bir açıklama evet. yapacaktır. Onlar ne kadar saklamaya çalışsalar da biz gerçeğini sonuçta buluruz. Mutlaka bir isim açıklamak zorunda kalacaklar evet. ve bu isim üzerinden de bir iz sürerek hangi örgütün yaptığını görürüz. Zaten bunun biraz sonra kendi internet sitelerine de eylemi yapanların isimleri, fotoğrafları biraz sonra zaten verilecek. Kerem Ali Sürekli diye bir milletvekili var mı AKP milletvekili? Hiç hatırlamıyorum, hiç tanımıyorum. Atatürk Havalimanımızda 2 adet patlama meydana gelmiş. Diplomatik olarak aldığımız her galibiyetten sonra bir olay. Yılmayacağız. Yani bu mesela böyle bir hemen ne galibiyet. Şimdi burada 10 yurttaşımız hayatını kaybetmiş. 20 yurttaşımız yaralı. Yani insanın böyle maç skoru anlatır gibi efendim ben galibiyet aldım. Ne galibiyet aldın? Şimdi 10 şehit varken, 10 insan hayatını kaybetmişken burada bir siyasi tartışmaya girmeyi doğru bulmuyorum ama hani bu tür ucuz hamasetle de Türkiye'nin yol alamayacağı ortada. O kadar büyük devletsen nasıl dış hatlar limanına kadar iki terörist elini kolunu sallayarak geliyor. Biri CIP salonunun önüne gelip bomba patlatıyor, diğeri metronun çıkışında bomba patlatıyor. Büyük devlet bu olay olmadan gider onu durdurur. AKP İzmir, bu olaya izin vermez. AKP İzmir milletvekili Kerem Ali Sürekli. Yani bir taraftan da garip siyasi bir propaganda evet. yapma peşindeler. Gerçeği arama ucuz. Peşinde değiller. Ya hala milleti kandırma. Biz vatandaş olarak gerçeği aramaya çalışıyoruz. Hı hı. Olayların sebeplerini çözümlemeye çalışıyoruz. Nereye gittiğimizi kestirmeye çalışıyoruz. Ama hamasetle ülke idare edilmez. Hamasetle propaganda da yapılmaz aslında bakarsanız. Gerçekçi olmak lazım. Gerçeklere baktığımız zaman şunu görürüz. 14 sene önce bu ülkede terör yoktu. Şimdi, terörden hayatını kaybeden vatandaşımız yoktu. Yabancılar bu ülkeye geldiği zaman sulha, huzura, barışa geldiğini hissediyorlardı. Türkiye'nin dört bir köşesinde huzur içerisinde güvenlik kaygısı, endişesi olmaksızın dolaşıyorlardı, yaşıyorlardı. Ama bugün geldiğimiz nokta şudur. Artık değil yabancılar, kendi vatandaşlarımız bile ülkenin hiçbir köşesinde kendilerini emniyette hissetmiyorlar. Şimdi Sayın Bakanım öyle bir algı, kirli algı operasyonu yapıyor ki AKP. Hakikaten ülkemizin üzerine bir böyle kara örtü kuruyor. Şimdi bugün akşam gazetesindeki bir haber. Şimdi bizim İstanbul'daki arkadaşımız, muhabirimiz Can Coşkun bana attı linkini. Okuyorum. Akşam gazetesinde bugün yer alan haber. Havaalanı güvenliğine tam not. İstanbul Atatürk Havalimanı Avrupa havacılığını düzenleyen ECAC tarafından didik didik incelendi. 2015 yılında saptanan 27 aksaklık 5'e indirildi. Akşam gazetesinde bugün haber. Demek ki o 5 aksaklıktan sızmışlar. Avrupa Sivil yani Atatürk Havalimanı güvenliğine tam not çıkmış. Akşam gazetesinde bugün yer alan haber. Bu haberin yer aldığı gün işte Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen üzücü olay. Haber şöyle akşam gazetesinin
haberi, tırnak içinde haber diyeyim, Avrupa Sivil Havacılık Organizasyonu'nun 2015 yılında denetlediği ve 27 kalemde olumsuz rapor verdiği Atatürk Havalimanı'nı 10 gün sıkı bir kontrolden geçirdi. 4 kişilik Avrupa Sivil Havacılık Organizasyonu ekibi her sistemi ve uygulamayı adeta didik didik etti. Akşam gazetesinin ulaştığı bilgilere göre 2015 yılında yapılan denetlemede tespit edilen 27 aksaklık 5'e indirilirken, güvenliği doğrudan etkilemeyen ve hayati önemde olmayan bu 5 eksikliğin ve 45 eksikliğinde 45 gün içerisinde giderilmesi planlanıyor. Güvenlik kaynakları eğer düzelme olmasaydı Atatürk Havalimanı'nın darbe alacağını ve güvensiz ilan edileceğini belirterek Avrupa Sivil Havacılık Kurumu'na bu konunun dillendirildiğini belirtti demiş Süleyman Şen imzalı Akşam Gazetesi'nin bugünkü haberi. Şimdi yeni bir bilgi daha geçti. 3 patlama olduğu belirlendi diyor. Yani 3 ayrı patlama herhalde değişik yerlerde oldu. O haberi yazan arkadaşımız herhalde yarın da haberinin takibini yapar, fikri takibini. Nasıl tam not vermişler, kim tam not vermiş görürüz. Şimdi o iktidar anlayışı oraya da yansıyor, gazeteciliğe de yansıyor. Evet. O haberin çıktığı gün 10 yurttaş havalimanında hayatını kaybediyor. Sen kardeşim gazeteci olarak hamaset yapmayacaksın. Orada haber Atatürk Havalimanı'na tam not değildir başlık. Atatürk Havalimanı'nda 5 önemli eksiklik vardır. Sen onu yazarsan gazeteci oluyorsun. Öbür türlü iktidarın katibi oluyorsun. Ve daha haberini mürekkebi kurmadan işte böyle hayatın gerçeğiyle karşı karşıya kalıp yalanlanıyorsun. Elinde patlar. Gazeteciliğinde elinde patlıyor. Bu da Türkiye'ye pahalıya patlıyor. Pahalıya patlıyor. Sen şunu yapmalısın gazeteci olarak. İktidarı uyarmalısın kardeşim. Havalimanı'nda 5 temel eksiklik var. Hemen onu okuyan bakan, başbakan, emniyet müdürü neyse kimse bununla ilgili olan kişi ya kamuoyunda böyle bir algı var, böyle bir eksiklik var ben hemen bunu düzeltmeliyim demeli. Ama sen olayın üstünü örtersen işte o iktidar anlayışıyla efendim havalimanına tam not verildi dersen senin haberini mürekkebi kurmadan böyle yalanlanırsın işte yalancı pozisyonuna düşersin, iktidarın katibi olursun. Şimdi o arkadaş yarın bakalım. Kendi haberinin fikri takibini yapacak mı? O 5 eksikliği de bulup yazacak mı? İşte bu anlayış Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Her şeyi mükemmel gösteren, hiçbir sorun yokmuş gibi bir algı yaratan, ölümün üzerinden bile siyasi propaganda yapıp, hamaset yapıp günü kurtarmaya çalışan bir anlayış. Şimdi AKP İzmir milletvekili. Efendim büyük galibiyet aldık, ona misilleme yapıyorlar. Ne galibiyet aldın kardeşim? Maç mı yapıyoruz? Ne galibiyeti aldı? Diplomasi kurallarını alt üst etmişsin. Bütün dünyanın önünde Putin'e, İsrail'e, Netanyahu'ya diz çökmüşsün. Hala galibiyetten bahsediyorsun. Fatih Altaylı'nın attığı bir yeni tweetle kapatalım programı. Bir 3-4 dakika reklam arası vereceğiz değerli izleyiciler. Ardından İsmail Dükel bu konuyu İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki bu patlama ve sonuçlarını size gün sonunda 4-5 dakika sonra anlatacak. Fatih Altaylı 24-25 dakika önce gazeteci Fatih Altaylı'nın attığı tweet. Bir terörist şu anda terminalin içinde elinde silahla koşturuyor. Ölü sayısının artması kuvvetle muhtemel bilgisi geldi içeriden diyor. Ben de bir bilgi Fatih paylaşayım. Fatih Altaylı'nın tweeti. Umarız çok, olay hani şeydir. Birçok yolcu bana da gelen bilgiler var. Güvenli odalara güvenlik görevlileri tarafından kapatılmış. Ve ikinci bir talimata kadar çıkmamaları istenmiş. Umarım ölü sayısı daha da artmaz. Evet. Yani çok sıkıntılı bir gece geçireceğimiz ortada. Güvenlik güçlerimize de kolaylıklar diliyoruz. Evet. Özellikle şu anda Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyla mücadele eden güvenlik güçlerimize de kolaylıklar diliyoruz. İnşallah. Çünkü çok zor bir görev yapıyorlar. Kim terörist, kim yolcu gerçekten belli değil. O yüzden hakikaten güvenlik görevlilerinin de umarım bu gece onlar için de uzun sürmez. Bir an önce Atatürk Havalimanı'nı eski o güvenli haline dönüştürürler diye umut ediyoruz. Evet. Sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Barış çok teşekkürler. Değerli izleyiciler ayrılmayın efendim. 3-4 dakika sonra İsmail Dükel sizlerle olacak. Bu olayı anlatmaya devam edecek efendim.